Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın dışında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini. Laik, demokratik, bilimsel, kamusal ve karma bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Bunun için işte bugün yine özel ve önemli bir konuğum var. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan Duygu Ergen. Sevgili Ergen, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Teşekkürler yayınlar verdiğiniz için. Estağfurullah hocam, ne güzel sizi görmek. Siz bizim için çok değerlisiniz, çok önemlisiniz. Niye? Çünkü evet, eğitimin ana unsuru öğretmendir. Ama Türkiye'nin özel sektör öğretmenleri de bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı'nın üvey evlatları değildir. Bunu şunun üzerine söyleme ihtiyacı hissediyorum. Milli Eğitim Bakanı gelir gelmez yaptığı açıklamalarından bir tanesinde sanki Türkiye'nin özel sektör öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel öğretim genel müdürlüğüne bağlı değilmiş de başka bir ülkenin öğretmenleriymiş gibi bir açıklama yaptı. O yetmedi. Ankara'nın göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde özel sektör öğretmenleri büyük şehirlerde bile asgari ücretin altında çalışmaya devam ettiler. Ama biz bunu yaklaşık son 2-3 yıldır gündeme getirmeye çalışıyoruz. İşin ilginç yanı, dönem programdaşım Murat Ağrel ile beraber biz bir program yapmıştık. Türkiye'de ilk özel sektör öğretmenlerinin problemlerini gündeme taşıyanlardandık. Yıllarca özel sektör öğretmenleri patronlarına ulaşamazken gecenin bir yarısı zincir okulların patronları bize ulaştılar. Ama biz bize ulaşmanızı istemiyoruz. Çünkü biz eğitimin ana unsurunun öğretmen olduğunu düşünüyoruz. Hakkını arayan öğretmenler, özel sektörde sömürülen öğretmenler, hakkını ararken Ankara'da emniyet müdürleri tarafından coplanan öğretmenler. Ama şunu unutmayalım, bir ülke öğretmenine verdiği değer kadardır. O yüzden bugün ben özellikle sizi, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nı Türkiye'nin her bir yerinde, Türkiye'nin eğitimine canı gönülden, emektar, vefakar ve fedakar bir şekilde emek veren her bir sömürülen özel sektör öğretmeni adına dinleyeceğiz. Hocam, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası 2 yaşında. Kurulduğu günden bugüne kadar da sendikanız aşamalar kaydetti, coplandı, gazlandı, bedeller ödendi, gizlice üye olundu, gizli WhatsApp grupları kuruldu. Çünkü Türkiye'nin özel sektör patronları da buna tahammül edemez. Cesaret işidir bir özel okulda bir sendikaya üye olmak. Mücadele ettiniz, eylemlilik yaptınız. İkinci doğum gününüz kutlu olsun. Biraz aşamalardan bahseder misiniz değerli hocam? Sendikamız 2021 yılın Ağustos ayında kuruldu. Uzunca bir tüzük hazırlama süreci, işte nasıl çalışacağımız, nasıl hareket edeceğimize dair uzun bir kafa yoruştan sonra 2021 yılın Ağustos'unda kurulduk. Küçük başladık. 3 kişiyken 5 kişi olduk, 5 kişiyken 10 kişi olduk. Sendikayı 25 kurucu üyeyle kurmuş olduk. Sonrasında E-Devlet üzerinden üyelikleri kabul etmeye başladık. Açıkçası ilk başta biz de kaygılıydık. Çünkü ilk defa böyle bir örgütlenme içerisine girecektik özel sektör öğretmenler arasında. Öğretmenlerin nabzını tuttuğumuzda biraz kaygılı bir psikoloji içerisinde olduklarını biz fark ettik. Hepimizde aynı kaygılar vardı. Çünkü özel okul sektöründe patronlar düzenli toplantılar yaparlar ve birbirleriyle paslaşırlar, bilgi paylaşırlar. Bu bizi özel sektörde çalışan öğretmenleri kaygılandırdı. Fakat biz Türkiye'de ezber bozan bir sendikacılık yürüttüğümüze dair övgüler almaya başladıkça doğru yolda olduğumuzu görmeye başladık. Çünkü herhangi bir okuldan ihbar geldiği zaman o okulun kapısına dayandık.
Bize DM üzerinden, sosyal medya DM'leri üzerinden öğretmenler ulaştığı zaman hiçbir DM'yi yanıtsız bırakmadık. Gece gündüz DM'lere dönmeye çalışıyoruz. Gece 3'te 4'te özel mesajlara dönmeye çalışıyoruz. Duygu öğretmenim, yar göğsüne baş koymadan vurulup ölenler oldu diyor şarkı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Siz bunu yaparken bedel de ödüyorsunuz. Yani Sayın Genel Başkanınız dahil, ben konuyu yakından takip ediyorum. Evet. Şimdi özel sektörde üye olmak bir cesaret işidir. Bunu yaparken tabii bu arada kurbanlar da veriliyor. Doğru mu anlıyorum? Çünkü işte sendikaya üye oldun, seni göndereceğiz, işten çıkaracağız. Evet, çünkü biz 2021 yılında yaklaşık 150 kişi üye olmuştu bize. Sonra 2022'nin Ocak ayına geldiğimizde 600'lere çıktık. Sonra 2023'ün Ocak ayına geldiğimizde 6000'lere çıktık. Şu an geldiğimiz noktada aslında fiili üyelerle beraber, yani iş kolu sigortası yatırılmadığı için, sigortası farklı iş kolundan yatırıldığı için bize resmi üye olamayan öğretmenler de dahil yaklaşık 9-10 bin bandında üyemiz var şu an. Çok peki, hızlı büyüyoruz. Türkiye'de yaklaşık olarak çalışan özel sektör öğretmeni sayısı 200 binlerde falan mı aşağı yukarı? 400 binlerde şu an. Zaten bizim sıkıntımız da toplu iş sözleşmesi hakkımızı alamıyoruz. Çünkü torba iş kolundayız, onnoğlu iş kolundayız. Yani hizmet sektöründe çalışan herkes bu iş kolunda. TİS hakkını kazanmanız için sizin bu iş kolunun %1'ini örgütlemeniz lazım. O da 40 bin öğretmen demek. Yani bizi o %1'lik baraj bizim için %10'luk baraja dönüşüyor. Yani 400 bin öğretmenin %10'lu örgütlemiş olmamız lazım. 40 bin üye ulaşmamız lazım ki toplu iş sözleşmesi hakkını kazanmamız için. Şu an biz o iş kolu değişikliği talebinde bulunduk Çalışma Bakanlığı'ndan. Bize ait, eğitim öğretime ait özel sektörde farklı bir iş kolu olması gerekiyor. Çünkü çok alakasız alanlarla biz aynı iş kolundayız ve onları da örgütleme sorumluluğu yükleniyor bize. Bu adil ve etik bir şey değil. Dolayısıyla bakanlıktan böyle bir talebimiz oldu. Bu süreçte de ilk başlarda patronlar açıkçası bizi çok ciddiye almadılar. Bu kadar hızlı büyüyebileceğimizi düşünmüyorlar ki ilk sene çok büyük problemler yaşamadık. Ama ikinci seneye başladığımızda sendika başkanımız başta olmak üzere temsilcilerimiz, yönetim kurulundan arkadaşlarımız işsiz bırakıldı. Sözleşmeleri yenilenmedi. Başkanımızın bulunduğu okul aslında sendikaya ilk zamanlar çok güzel bir şey yapıyorsunuz, harika bir şey yapıyorsunuz. Biz de işte demokratik değerlere sahip çıkan bir okuluz, destekliyoruz diyen bir okuldu. Ama hocam yani, şöyle bir şey de olur muhtemelen sevgili Duygu hocam. Ben biraz sahaya da hakim birisi olarak söyleyeyim. Sizin problemlere de çok hakim birisi olarak. Yani bir özel okul öğretmenin Türkiye'deki en büyük hayali izin günümde pijamamı giyeyim evde oturayımdır. Zaten geçinemeyecektir. Yani o kadar yoğun sömürüye çalışır ki evde oturmak bile bir lüks gibi gelir. Şimdi muhtemelen o okul, sizin başkanınız ya da diğerlerini atan okullar ilk başta sizin ciddiyetinizin farkına pek varamadılar. Tırnak içerisinde hafiften de dişinizi göstermeye başlayınca onlar çalıştırmak istemiş olsa da zincir okul patronları o okul sahipleri üzerinde baskı kurmuşlardır. Çok net söyleyeyim. Şimdi muhtemelen ben evet. Şunu merak ediyorum. Aslında kamuoyu çok bilmez. Şu anki mevcut bakanın sağ kolu ve sol kolu diyeceğimiz bakan yardımcıları Sayın Ömer Faruk Yelkenci ve Sayın Kemal Şamlıoğlu, her ikisi de eski özel öğretim genel müdürü. Bu bir. Demek ki sizin sorunlar çözülecek. İki, her ikisi de özel okul patronu kökende. Yani bakın, yani düz mantıkla baktığınızda ikisi de özel okul patronu. Kendi özel okullarındaki öğretmenleri tanıyorlar. Her ikisi eski özel öğretim genel müdürü. Problemlere hakim olmaları gerekiyor. Ama ben şöyle bir şey hatırlıyorum sizden bir arkadaşla. Siz çünkü çok emek veriyorsunuz. Özel öğretim genel müdürüne gidip problemi anlattıklarında özel öğretim genel müdürü, ha böyle bir problem mi varmış, bu böyle mi değişmiş diyor. Çünkü senede bir, iki senede bir özel öğretim genel müdürü değişince sizin problemlere de çok hakim olamıyorlar. Peki hocam, şimdi sizin bir taban maaş hakkınız var ve sizin sendikanız ilk günden beri bunun için mücadele ediyor. Şimdi süreçte son durum nedir diyeceğim. MEB'in meclisin tutumu nasıl diyeceğim ama az önce yaptığım eleştirileri meclis, MEB ve muhalefet içinde söyleyeyim. Nihai noktada meclis eğitim komisyonunda eğitimci olan kimse yok. Şimdi siz problemlerinizi gidip oraya aktardığınızda ne olacak? Son durum nedir bu taban maaş hakkı ile ilgili? Ne oluyor? Biz birinci yaşımızda Ağustos'ta MEB'le görüşmek şansına sahip olduk. Yani bizim Ağustos ayında yaptığımız eylem sonrası 5 gün gündemde kalınca bakanlık bizden randevu talep etti. Görüştü, çok güzel bir görüşmeydi.
Bizden rapor istediler. Sorunlarınız neler? Bunları öğrenelim dediler. Biz hiç bu kadar problemleri derli toplu dinleme şansımız olmadı dediler. Biz dedik ki bu rapor hazırlama işleri biraz oyalama taktikleridir. Biz bunu biliriz. Bize hani oyalama taktiği olarak kullanmayın lütfen dedik. Biz yine size rapor hazırlarız, veririz. Raporumuzu hazırladık, verdik. Dediler ki biz sizi temsilci olarak görüyoruz bu sektörde. Öğretmenleri temsilcisi olarak tanıyoruz dediler. Ondan sonra hiçbir şey gelişmedi. Yani hiçbir gelişme olmadı. Geçen Nisan ayında, 17 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam biz yine Ankara'ya gittik. Israrlı randevularımıza cevap verilmedi. Biz Ankara'da buluştuk. Yine her şeyi göze aldık. Sevgili Ergen, benimki... Biz bakanlıkla görüşeceğiz dedik. Bize randevu vermek zorundasınız. Tamam. Duyuyorum tamam. Şimdi. Bize randevu vermek zorunda kaldılar. Temsilci arkadaşlarımız randevuya gitti, görüşmeye gitti. Açıkçası çok yani randevuyu kapmış olmamız, onları randevuyu vermek zorunda bırakmamız bizim için bir başarıydı. Ama onların hanesine bakacak olursak çok özenli bir görüşme olmadı. Yine biz taleplerinizi alalım, işte bakanla görüşeceğiz, size geri dönüşü yapacağız şeklinde. Duygu Hocam, doğru mu anlıyorum? Doğru mu anlıyorum? Aslında size he yapıyorlar. Anadolu insanı anladığı dille. Yani tamam, önce görüşmüyorlar. Görüşten sonra tamam bakacağız bugün, yarın, haftaya, para geldi, çamura yattı vesaire. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Aslında ben Mehmet Şimşek'in yerinde olsam, çok net söylüyorum, özel sektör öğretmenlerini çağırırım. Bakın Milli Eğitim Bakanı'nın değil. Sizden ekonominin formülünü alırım. Niyesi şu: büyük bir ekonomik darboğazdayız. Özel sektörde çalışan öğretmenler nasıl geçiniyor? Aylıkları, aldıkları yan ödemeler, parasal özlük hakları. Şimdi büyük şehirlerde bile asgari ücretin altında çalışan özel sektör öğretmenleri var. Böyle geçinmeyi başarabiliyorsa bu öğretmenler, bize Türkiye'nin ekonomisini kurtarmanın formülü de versinler derim. Hocam nasıl geçiniyorsunuz? Nedir aldığınız maaşlar, nedir, neler oluyor? Çünkü ben şunu biliyorum. Bu ülkenin eski Milli Eğitim Bakanlığı'nın dahi özel okullarında, çok net söyleyeyim burada, kimseden korkumuz yok. Çünkü biz bu ülkenin daha kötü olmasından korkuyoruz. İnsanlara maaşlar ödenip daha sonra elden paralar geri alınıyor. Kırtasiye ücretlerine bile gelmiyorum. Nasıl geçiniyorsunuz? Maaş durumu nasıl? Biraz orayı açalım mı? Maaşlar şu an asgari ücret civarında. İstanbul'da belki bir tık üzerinde olabilir ama genelde asgari ücret civarında şu an maaşlar. Ne yazık ki asgari ücretin üzerinde verme zorunluluğu yok. Niye hocam, siz ülkenin üvey evlatları mısınız, köleleri misiniz? Yani Milli Eğitim Bakanlığı şunu söylemiyorum arkadaş, devlette öğretmen ne alıyorsa en az maaşı özel sektörde de bu olmak zorunda. Böyle bir yasal zorunluluk yok anlayabildiğim kadarıyla. Yok, maalesef vardı. 2014 yılında mevcut iktidar tarafından, mevcut hükümet tarafından kaldırıldı. Taban maaş olarak asgari ücret gösterildi. Hatta bir dönem meclise soru önergesi verildi. Orada yine mevcut hükümetten bir milletvekili dedi ki zaten taban maaş var, asgari ücret. Yani asgari ücretin zaten altında yasal olarak veremezsiniz. Asgari ücret taban maaş olarak göstermeniz zaten bu anlamda komik. Biz sabah 8'den akşam 5'e kadar yoğun iş temposunda çalışan ve ciddi paralar ödeyen velilerin çocuklarını bize emanet ettiği ve özel sektördeki performans kaygısını bilirsiniz. Özel sektörde performansınız düşük olamaz. Dönüş yapmamak ya da işte verilen hocam daha ilginç bir şey söyleyeyim, performansınız düşük olamaz değil, tırnak içerisinde utanarak söylüyorum, siz kadın bir öğretmensiniz, doğum yapamazsınız, tırnak içerisinde ölür insanlar de. Sizin özel hayatınıza müdahale ediyor, sizin cinsel hayatınıza müdahale ediyor, gelecek planlarınıza müdahale ediyor. Buradan şöyle gidelim o zaman, size sözleşmeler imzalatıyorlar, senet imzalatıyorlar, tefeci arkadaşlar özel sektör patronlarının bir kısmı. Senet imzalıyorsunuz ya da sözleşme imzalarken kadın öğretmenlere işte doğum yapmayacaksın vesaire. Biraz oradan bahsedelim mi? Bu sizin sözleşmeler konusunda türlü rivayetler var. Nasıl gidiyor? Ne oluyor? Sözleşmeler aslında özel okula ya da işte kursa ya da rehabilitasyona göre değişiyor. Birçok sözleşmede ceza hükümler oluyor. Siz örneğin işte Mayıs ayında bir okulla anlaştınız ama Haziran ayında çok daha iyi ödeme alabileceğiniz bir okulla imzalamak istiyorsunuz. Orada size imzalattıkları sözleşmeler ceza hükümler barındırıyorsa siz orada daha iyi bir iş bulsanız da vazgeçemeyebiliyorsunuz. Bazı kurumlarda sizin söylediğiniz gibi senet imzalatıyorlar. Bazı kurumlarda örneğin bilgisayar öğretmeniyseniz bütün bilgisayar odasının meblağını size zimmetliyorlar. Siz onu
o malların hepsi aslında demirbaşların hepsi okulun değil sizin demirbaşınız oluyor. Bunlar sonrasında öğretmenlere ciddi tehdit, ekonomik tehditlere dönüşen durumlar meydana getiriyor. Bazı kurumlarda özellikle dershanelerde 12 aylık sözleşme imzalattırdıkları halde ki daha alt olamaz zaten hiçbir sözleşme. 10 ayın sonrasında istifa edeceksiniz diye bir madde koyuyorlar. Şimdi bu maddelerin hepsi aslında hukuken iptal edilebilir maddeler. Ama öğretmenlerin çoğu bu maddelerden kaygı duyuyor, korku duyuyor ve boyun eğmek durumunda kalıyor. Hocam şöyle haklı, şöyle haklı. Geçenlerde bir meslektaşımız Ankara'dan beni aradı. Edebiyat öğretmeni. 6.000 liraya hocam sözleşme imzalayacağım, imzalayayım dedi. Ben imzala dedim. Niye imzala dedim onu söyleyeyim. Tırnak içerisinde niye imzala dedim. Şimdi siz bir ülkede 1 milyona yakın atanmayan öğretmen problemi oluşturmuşsanız patron şöyle bakar. Ben Duygu'yu, Şahin'i gönderirim. Bu iki köle gider, başka yeni iki köle gelir. Nihai noktada bu hani Suriyeliler politikasında olduğu gibi yani ucuz iş gücüyle ilgili. Siz ona çalışmasanız daha ucuza çalışacak birileri geliyor ve doğal olarak da insanlar zor koşullarda oldukları için bunu kabul ediyor. Peki hocam, yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşıyor. Siz özel öğretim kurumlarında öğretmenlerin yaşadığı sorun, sıkıntı, hak gaspları biraz oradan devam edelim. Öncelikle sizin daha önce söylediğiniz gibi maaşı elden geri alma mevzusu var. Bu çok önemli bir mevzu. Bize çok ihbar geliyor. O ihbarlarda biz öğretmenlere diyoruz ki vermeyin. Yani nasıl yoldan geçen bir insan sizin paranızı istediği zaman vermiyorsanız patron da sizin paranızı geri isteyemez, vermeyin. Bu suçtur. Bunu gelin sendika bünyesine katılın. Biz sizin zaten her zaman yanınızda olacağız. Bizim hukuki desteğimizle birlikte bunun mücadelesini verelim. Ama öğretmen şunu biliyor. Ben eğer okulu şikayet edersem, buna itiraz edersem işsiz kalacağım. Başka bir okul aramak zorunda kalacağım. Bunlar da zor süreçler. Öğretmenler kendini çıkmazda hissediyorlar bu süreç, bu sebepten kaynaklı. Ama biz kendimizi çıkmazda hissedip harekete geçmediğimiz sürece bu sınır devam edecek. O yüzden biraz riski göze alıp örgütlenme içerisinde dahil olup bu sürecin hepsini, bütün hukuki süreci örgütlü bir şekilde yürüttüğümüz zaman kazanma ihtimalimiz, kazanma olasılığımız daha da artıyor ki biz birçok dava kazandık 2 yıl içerisinde. Birçok tazminat kazandık. Sendikamız üyelerinin hepsine ücretsiz hukuki destek veriyor. Sadece hukuki destek vermiyor, güç veriyor. Onların yanında olduğumuz, onları tek başlarına olmadığımızı hissettiriyoruz. Bu anlamda üye artışımızdan da zaten öğretmenlerin sendikamıza duyduğu güven görülebiliyor. Hocam ben onların çok ciddi rakamlar olduğunu düşünüyorum. Yani sıfırdan kurulup 6.000-9.000 bandına gelmek büyük rakamlardır. Tabii siz bir taraftan da devletin yapması gereken denetimleri ve o iktidarı sınırlandırmayı yapmaya çalışıyorsunuz. Hocam toplu iş sözleşmesi TİS. Tabii ki doğal olarak her çalışanın güvencesi, dayanağı. Siz sendika olarak bu konuda hangi adımlar atıyorsunuz? Örneğin gelecekte özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için düzenlenen bir TİS'ten söz edebilecek miyiz? Görebilecek miyiz böyle bir şeyi? Şöyle göreceğiz. Biz bu hızla örgütlenmeye devam edersek bu kararlılıkla zaten biz o rakamlara ulaşamayacağımızı düşünmüyoruz. Fakat bu yorucu, yıpratıcı bir süreç olacak bütün öğretmenler açısından. Ve sömürünün birkaç yıl daha devam etmek zorunda kaldığı bir durum olacak. Biz hiçbir öğretmen bir gün daha fazla sömürülmeden bu sürecin bir nihayete ermesini istiyoruz. Biz bakanlığa tespit davası üzerinde devam ediyoruz. İşkol tespit davası. Onun dışında bakanlığa sosyal medya üzerinden, biliyorsunuz bakanlıklar biz sosyal medya üzerinden baskı yapmadığımız zaman bizi çok doğrudan muhatap almıyorlar. Bir yandan da sosyal medya üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyoruz. İş kolumuzun değiştirilmesini talep ediyoruz. Bağımsız bir iş kolu ama. Yani bağımlı başka alanların da olduğu bir iş kolu olursa bu bize hukuki olarak sıkıntı çıkartıyor. Bağımsız bir iş kolu istiyoruz. Maalesef aslında ülkenin genelindeki bu kirlilikten medyada payını aldığı için buna demokratik medyada dahil olmak üzere yani özel sektör öğretmenlerinin problemleri dediğinizde konuya uzak bir eğitim muhabiri karşınıza çıkıyor. Konuya uzak bir eğitim editörü karşınıza çıkıyor. Bu şuna yol açıyor. Doğal olarak aslında sizlerin problemlerinin gündeme getirilmesi için eğitimci olmayan daha popüler köşe yazarlarının, daha popüler örneğin sosyal medya fenomenlerini hatırlıyorum. Bir isim çok ciddi destek vermişti ve çok ciddi linç yemişti. Yani adam o kadar doğru şeyler yazmıştı. Çünkü bizim şöyle bir algımız var. Ben çocuğumu özel okula gönderiyorum. 150 bin, 200 bin lira bandında para ödüyorum. Herhalde bu okuldaki öğretmen de aylık 30-40 bin lira maaş alıyordur gibi bir algı var. Peki hocam, biraz önce hafiften değindik ama şimdi
Bildiğimiz kadarıyla ve şu an bizi izleyen yüz binlerce 23 derece izleyicisi için de bu açıklamayı istiyorum. Öğretmenler Sendikası'nda tabii doğal olarak etkin olarak öğretmenlik mesleğini sürdüren öğretmenler, yani özel sektörde çalışan öğretmenler yöneticilik yapıyor ve bu kurulduğu günden beri de böyle. Ama son dönemde özellikle Sayın Genel Başkanınızın konusunu ben kamuoyundan yakından takip ediyorum. Sendika yöneticileriniz işten çıkarılıyor, mobbinglere maruz kalıyor. Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Ve siz bu baskılara karşı nasıl hareket ediyorsunuz? Sendika başkanımız iş iade davası açtı bu süreçte. Biz biliyorsunuz ki kurum ismini söylemekten çekinmiyoruz hiçbir zaman. Böyle bir kaygımız yok. Bir yandan da zaten markaların bize açtığı davalarla da uğraşıyoruz. Biz bir yandan işsiz kalan arkadaşlarımıza ekonomik olarak dayanışma sağlamaya çalışıyoruz. Henüz küçük bir sendikayız, çok büyük bir sendika değiliz. Bizim aidatlarımız da, gelirlerimiz de hepsi üyelerimizden yürüyor ve biz gönüllülük üzerinden aidat toplayabilen bir sendikayız. Elde ettiğimiz bütçeyi arkadaşlarımıza dağıtıp arkadaşlarımızı ekonomik olarak desteklemeye çalışıyoruz. Zaten Eylül ayında başka bir kurumla anlaşmış oluyor arkadaşlarımız. Yaz dönemi bitince tekrar başka bir işe başlamış olacaklar. Ama burada bir zaten arkadaşlarımız iş buldu. Problem ortadan katlayabileceğimiz bir durum yok. Çünkü bu bahsettiğimiz kurumların hepsi sendikalı oldukları için arkadaşlarımızı işten attılar. Yani bu demek oluyor ki yarın bir gün başka bir sendikalı öğretmen orada çalıştığı zaman o da aynı baskılara maruz kalabilir. Bu sizin anayasal hakkınızı engellemek anlamına gelir. Bir kurum sizin anayasadan doğan hakkınızı kullandığınız takdirde sizi cezalandırıyor. Bunu yasal kılıflara uyarak cezalandırıyor. Ne diyor? Ben de işten çıkartmadım. Sözleşme yenilemedim. Zaten belirli sözleşmenin sıkıntısı da bu. Bizim kurumda devamlılığımızı garanti eden bir sözleşme değil. Biz bir sene sonra işsiz kalabiliriz. Canın sıkıldı ya da ne bileyim ortama uyum sağlayamadınız. Bir sene sonra işsizsiniz ve size bu önceden haber verilmek zorunda değil. İhbar süresi de yok bizim sözleşmelerimizde. Dolayısıyla bu ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Bizim temsilcilerimiz, ben bulunduğum okulda bir senedir biz maaş için mücadele ediyoruz. Hakaretle karşılaştık, tehditle karşılaştık. Hocam ben tahmin edebiliyorum. Size aslında bir nevi bir taraftan öğretmenlerin çoğu bu tırnak içerisinde sultan maymun örneği vardır sosyal psikolojide. Birçoğu içinden ya helal olsun bunu yapıyor dediği gibi bir taraftan da güce yakın olma duygusuyla hakkını savunduğunuz öğretmenler bile mobbing uyguluyorlardır. Sizi aynı meydanda eylem yaptığınızda sizi coplayan polisin, siz aslında o eylemde polisin de maaşının artmasını istiyorsunuz. Ama gerçekten zor bir şey yapıyorsunuz ama bu işin bir de şöyle bir yanı var sevgili Duygu. Siz bu mücadeleyi veriyorsunuz. Evet iyi güzel bir şey yapıyorsunuz ama bir öğretmen enerjisini bu mücadeleye vermemeli. Eğitim öğretimin kalitesinin artmasına vermeli. Bu çok ciddi bir taraftan da enerjinizi alıyor hocam. Peki siz bütün bunları yaparken işte konuştuk. Bir taraftan bürokrasiyle bir diplomatik ilişki götürmeye çalışıyorsunuz. Ama bir taraftan da fiili bir mücadele var. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için fiili mücadele niye önemli? Fiili mücadele şu anlamda önemli. Biz 3 ayrı kanuna bağlı çalışıyoruz. Yani 3 ayrı kanuna bağlı çalıştığımız için de patron, örneğin yaz tatili hakkı en çok şu an ihbar aldığımız konulardan bir tanesi. Haziran'ın sonunda bitirmiş okulu, Ağustos'un başında öğretmeni çağırıyor. Yani bir Temmuz ayı var sadece işin içerisinde. Ama biz MEB'e bağlı çalışan öğretmenleriyiz. İş kanuna bağlı değiliz sadece. Ama patron yaz tatili hakkını işine gelen kanuna göre yorumluyor. Maalesef bu konuda da kesin hükmedici bir kanun yok. Biz de MEB kanuna göre yorum yapıyoruz. Ve bununla ilgili de dava süreçleri yürütüyoruz. Onun dışında tatil hakkı mesela, işte kar tatili oluyor ya da işte ara tatiller oluyor. Ya bunlar eğitim içerisinde bulunan herkesin birazcık dinlenebilmesi, birazcık nefes alabilmesi için belirlenmiş süreçler. Bu süreçlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan öğretmenlerin yararlandığı haklardan özel sektörde çalışan öğretmenler yararlanamıyorlar. Bu bizim için açıkçası fiili mücadeleyi mecbur kılıyor. Çünkü biz yasal yollardan haklarımızı aramaya çalışıyoruz ama bu yetmiyor. Biz yasal yollardan haklarımızı ararken bir yandan da sokakta olmaya çalışıyoruz. Kurumların önüne gidip açıklamalar yapıyoruz. Kar tatillerini çalıştıran kurumlar var. Onlara polisin yapması gereken, MEB'in yapması gereken baskınları, denetimleri biz yapıyoruz. Hocam aslında problem biraz Duygu şuradan kaynaklanıyor galiba. Şimdi evet çok güzel bir şey yapıyorsunuz, iyi bir mücadele veriyorsunuz ama konu şu.
Şimdi ben uzunca bir 25 yılında eğitim adamış birisi olarak son özellikle son 3-4 Milli Eğitim Bakanı'nda şunu görüyorum. Bir bakıyorsunuz Milli Eğitim Bakanı değişiyor. Daçika bir gol bir. Türkiye'nin en büyük zincir gruplarından birinin patronu gitmiş Milli Eğitim Bakanı'na fotoğraf çekmiş, sosyal medyada paylaşmış. Şimdi, evet, toplantı yapıyorlar zaten. Bizden önce toplantı yaptılar patronlar. Bakan Bey gelir gelmez. Ya bu psikolojik hava şöyle önemlidir. Yani zaten buna bile gerek kalmamalı aslında. Yasalar sizi korumalı sosyal hukuk devletinde sizi bizi. Gelir gelmez Milli Eğitim Bakanı özel sektör öğretmenleri sendikasının başkanını, yardımcısını, üyelerini yanına alıp bir fotoğraf verirse ertesi gün o özel sektör patronları bir daha bakanın yanına da gidemez. Biz burada özel sektör tamamen tukakadır, özel okullar olmasın gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. O daha başka bir boyutu olayım. Peki hocam, sizin sendikaya tekrardan gelelim. Arkadaşlar süreyi uzatabiliriz. Sıkıntı yok, konu önemli. Öğretmen sendikası nasıl işliyor ve nasıl çalışıyor? Sendikanın örgütlenme ve çalışma biçiminden de biraz bahsedelim. Çünkü şu an bizi yüz binlerce kişi izliyor. Öğretmen sendikası tamamen öğretmenlerden oluşan bağımsız bir sendika. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi, politik olarak bağımsız mısınız? Evet, bağımsızız. Bizim sendikamızın içerisinde her görüşten, her fikirden insan var, öğretmen var ve bu konularla ilgili hiçbir problem yaşamıyoruz. Çünkü biz özlük haklarımızla ilgileniyoruz. Bizim özel sektörde yaşadığımız problemlerin, çalışma koşullarımızın düzelmesiyle ilgileniyoruz. O yüzden bizim politik bir hak belirlemek gibi bir... O da çok komik değil mi? Sizin Ankara'daki eylemde bir arkadaşınız çok ciddi şiddete maruz kalmıştı. Evet. Şaka evet. Gibi. Tabii şöyle şaka Süleyman gibi. Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmiş. Tabii şu şakaydı. Süleyman Soylu'yu çok ciddiye almamak lazım. Şu yönüyle ciddiye almamak lazım. Ben hayatımda güvenlik makalesi okumadım ama İçişleri Bakanlığı yapıyor mu büyük bir özgüvenle söyleyen bir kişinin benim 15 kitabım, binlerce çalışma alanım, binlerce programım, röportajım var. Buna rağmen eğitimle ilgili konuşurken bir duruyorum. Yani cehalete övgü kısmı o tırnak içerisinde ama yani bir insanın hangi siyasi görüşten olduğunun hiçbir önemi yok. Siz orada siyaseti değil bir sömürüden bahsediyorsunuz ama orada öğretmenler coplanıyor. Sizin güvenliğinizi demokratik bir şekilde eylem yapmanız sağlaması gereken kurumun başındaki İçişleri Bakanı o kişinin hangi parti oy verdiğinden bahsediyor. Her partiye de oy verebilir. AKP'ye de oy verebilir. Bunda bir problem yok. Öğretmenin... Var zaten. Var zaten. Tabii. Olmak zorunda. Peki hocam. Son bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi ne kadar demokratik çalıştığımızı görebilmeler açısından. Bizim başkanımızdan üyelerimize kadar herkes öğretmen. Sadece şu an deprem sebebiyle aktif öğretmenlik yapamayan arkadaşlarımız var. Ama şu an güncel olarak öğretmenlik yapma kaygısı olan insanlar. Bir kısmımız sigortasız, bir kısmımız sigortalı çalışıyor. Ama hepimiz nihayetinde öğretmeniz mesai yapan öğretmenleriz. Biz sosyal medya üzerinden DM'lere bakan bütün arkadaşlarımız öğretmen. Sosyal medyadan yayın yapan herkes öğretmen. Biz her üyeyi tek tek arıyoruz. Bunların hepsi öğretmen. Ve biz sendikamız yönetim kurulundan oluştuğu gibi, bir yönetim kurulu olduğu gibi aslında kararlar temsilciler üzerinden alınır. 81 ilin büyük bir kısmında, 80'e yakın ilde bizim temsilcilerimiz var. Bu temsilcilerimizin hepsi ayda bir araya geliyoruz ve biz bütün hattımızı, bütün rotamızı, bütün kararlarımızı temsilciler meclisi üzerinden almaya çalışıyoruz. Yani tabandan demokratik bir şekilde örgütlenmeye çalışıyoruz. Aslında doğrudan Yunan sitelerinde uygulanan, agoralarda uygulanan doğrudan demokrasi uyguluyorsunuz ama keşke demokrasi olsa da doğrudan kısmına geçtim. Hocam. Bu anlamda öğretmenler hani güvenle kendi kararlarını sendikada dinletebileceklerini, söyleyebileceklerini sonsuz güvenerek aramıza katılabilirler. Sevgili Duygu, son olarak ne söylemek istersiniz? Zaman sınırlamam yok. Sizin söyleyeceklerinizi bitireceğim. Ben öğretmenlere seslenmek istiyorum. Bundan 2 sene önce sendikamız yoktu. Şahsen ben de açıkça sözleşmeleri doğru düzgün okumadan imzalayan ve daha önceden haklarımı bilmediğim için bırakıp çıkmış bir insanım. Ama artık öyle değil. Artık haklarımızı biliyoruz ve uzman bir hukuk birimimiz var bu konuyla ilgili. Yani hukuki bir problem yaşadığınızda sendikamız üyelerine ücretsiz destek veriyor. Ama sendikamız bir hukuk bürosu değil. Bir örgütlenme kültürü olan bir sendika aynı zamanda. Biz hukuki problemleri çözmeye çalışarak ilerlemiyoruz tek başına. Biz bir dayanışma ağı örgütlemeye çalışıyoruz. Biz bir eğitim anlayışı örgütlemeye çalışıyoruz. Öğretmenlerle özlük haklarımız üzerine görüşüyoruz, konuşuyoruz ama biz dayanışma ve direniş mücadele kültürü oturtmaya çalışıyoruz. Buna çok ihtiyaç var özel sektörde. Öğretmenler çok kaygılı, çok korkuyor.
Ama ilk zamanlardaki korku bariyerini biz aştık. Öğretmenler çok daha rahat, çok daha güvenli bize katılıyorlar. Şunu söylemek istiyorum. Siz sendika üye olduğunuz zaman patronlar şuna tehdit eder. Üye olursan haberim olur. Öyle bir şey yok. Siz üye olduğunuz zaman sendikadaki ilgili kişi dışında bizlerin hiç kimsenin haberi olmuyor. Bu anlamda güvenli üye olabilirsiniz. Bizim başka birbirimizden başka çaremiz yok. Biz koşullarımızı değiştireceksek bakanlık ya da Çalışma Bakanlığı ya da devlet bize doğrudan gelin işte alın haklarınız burada demeyecek. Biz bir dayanışma ağı kuracağız. Bunun esas aktörleri öğretmenler çünkü özel sektör öğretmenlerin yüzü suyu hürmetine dönüyor. Gazeteciler, duyarlı gazeteciler, duyarlı insanlar, duyarlı milletvekilleri hep bir araya gelerek, hep birlikte temas içerisinde olarak zorlu bir mücadele vererek haklarımızı alacağız. Ya sektörü değiştireceğiz, ya sektörü değiştireceğiz. Biz sektör değiştirmeyeceğiz. Biz sektörü değiştireceğiz. Yani başka şansımız yok. Ben sektörü bırakıp gittikten sonra arkamdan gelen arkadaşım daha kötü koşullarda çalışacak. O yüzden başka şansımız yok. O yüzden Öğretmen Sendikası'na güvenle hepinizi bekleriz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sevgili Duygu Eren. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili 23 derece izleyicileri, bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konuğum vardı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan sevgili Duygu Ergen ile, sevgili meslektaşım ile özel sektör öğretmenlerinin problemlerini konuşmaya çalıştık. Aslında manşete de aldık. Özel sektör öğretmenleri bu ülkenin üvey evlatları ya da köleleri değildir. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen sadece Mayıs ayında 1 milyar 270 milyon tıklanma alan sosyal medya mecralarıyla 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek, herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.